Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çamlıca TV, tekrar bir aradayız. Evet, aynen. Adaları dolaşmaya devam ediyoruz. Devam. Öğrenmeye devam ediyoruz. Evet abi. Bu kez Burgaz Adası'nı dolaşacağız. Ne zaman vapur kalkıyor? Nereden kalkıyor? Abi Bostancı'dan kalkıyor, Eminönü'nden kalkıyor, Kadıköy, her yerden kalkıyor abi. Tekne kalkıyor, vapur kalkıyor. Her yerden kalkıyor. Burgazada 9 adadan biri ve yerleşim olan adalardan ikinci büyük olanı Kınalı Ada'dan sonra. Bir de en çok ismi olan ada Burgazada. Zamanında Antigone denmiş, Prigos denmiş, Panormos denmiş. En sonunda Burgaz diyoruz. Burgaz, Burgazada diyoruz. Tarihi çok çok eskilere giden bir ada. Ve işin ilginci adanın ismi, bir ismi de Prigos. Yani Burgaz'ın kökeni. Prigos, burç demek. Burgaz, burç demek. Aynen, Burgaz, burç demek. Yani Türkiye'de nerede Burgaz geçiyorsa orada bil ki eskiden bir kale ve kalenin burcu vardı. Buradaki kale de 2300 küsür yıllık kale. Abi Büyük İskender'in ünlü kumandanlarından Antigone ya da oğlu Demetrios yaptırmış. Man kontrolü için bir durak noktası Burgazada ve oraya tepeye bir kale yaptırmış ama ne kaleden ne burcundan eser yok artık. Onu söyleyeceksin. Evet. Evet, binelim mi abi vapura? Binelim ve hatta hemen yaklaşalım. Evet. Doğru. Evet, bunlar vapurdan çektiğimiz Burgazada görüntüleri. Devam edelim. Yavaş yavaş iskeleye yaklaşıyoruz. En büyük evlerinden biri de sonra bahsedeceğiz. Tekrar gemimiz devam ediyor. Burgazada Cami, Fetih Cami diye de biliniyordu eskiden. Ve iskeleye yanaşıyoruz. İskeleye yanaşır yanaşmaz da zaten adanın eski ismini taşıyan şu koca ev, Antigone eski ismi, bir ara Burgazada palas da olmuş, otel olarak faaliyet vermiş. Neoklasik, neogrek tarzda bir yapıymış. Fakat şu gördüğümüz bina orijinal değil, yıkılıp beton harma inşa edilmiş, ahşapla kaplanmış. Adanın en büyük yapısı neredeyse diyebiliriz. Burada iniyoruz vapurdan ve Burgazada meydana geliyoruz. Ve vapurdan iner inmez bizi hemen bir önemli şahsiyetin heykeli karşılayacak. Tam Burgazada meydanda. Onu da şimdi göreceğiz. Ve işte Sait Faik Abasıyanık. Burgazada aynı zamanda ünlüler adası. Ama Sait Faik özel bir yeri olan büyünü o ada neredeyse olarak tabii. Şimdi adanın diğer ünlülerini de hemen başa koydum. Onlardan da bahsedelim. Adada diğer yaşayan ünlü, onun da şimdi görüntüsü geliyor. Evet, gelmek üzere. Burada evet. Ayla Algan. Burgazadalı ünlülerden ünlü tiyatrocumuz. Onun dışında Lale Mansur var. Ünlü sinema sanatçısı. O da Burgazadalı ünlülerden. Ayrıca evet, Necmi Tanyolaç abi. Bir hatırlarsın. Ünlü tabii. Spor yazarımız. Efsane hatta diyelim. Son Havadis Tercüman oralarda yazmış. Evet, evet. Uzun zamanda Çanakkale'de bir yerde izvay çekilmiş. Evet, orada vefat etmiş. Bu da Türk sinemasının efsanelerinden biri Halit Refik. O da Büyük Adalı. Şimdi Büyük Adalı bir ünlü daha var. Onun fotoğrafı geliyor ama fotoğraf şaşırtmasın abi. Bu aslında çok ünlü bir kişi. Adaya eski ismini veren Antigone. Bunu şeyden buldum.
Büyük İskender filminin bir karesinden buldum. Adamın adı Antigone Kiklop. Tek göz deniyormuş. Yani bir gözünü herhalde bir savaşta kaybetmiş, böyle kapalı kalmış. İşte filmde adaya ismini veren ünlü kumandanı oynayan Antigone bu. O bahsettiğim kaleyi de zaten yaptıran bu ya da oğlu Demetrios. Birazdan da Demetrios'un bir mermer büstü var. Onu da göreceğiz. Evet. Bu Antigone adına basılmış para. Hemen sonra ise oğlu Demetrios'un demek üzere herhalde. Evet. Bu da oldu. Yani adadaki kaleyi yaptıran Antigone'da Demetrios. Araya da böyle güzel ada fotoğrafları serpiştirdim. Buradan Ayayelmi Kilisesi'ne doğru devam edeceğiz. Adanın en büyük kilisesi. Adalardaki de en görkemli kiliselerden biri. Evet, devam ediyoruz. Evet. Bunları adaya gittiğimizde çektiğimiz hoş martı görüntüleriydi. Ve işte Ayayelmi Kilisesi hakikaten çok gösterişli, efsane bir kilise. Fakat tarihi çok eskiye gitmesine rağmen yapı çok eski değil. 1894 depreminden sonra 1897 yılında Nikola Dimitis tarafından yapılmış. Nikola Dimitis kim dersen abi, Konstantin Dimitis'in oğlu. O kim dersen Fener'deki ünlü Kırmızı Mektep'in mimarının oğlu. Bu kiliseyi inşa ettiren. Aslında burada bir manastır var. Manastır Kilisesi bu, Ayayelmi Kilisesi. Fakat manastırdan eser yok. Eski kilisenin üzerine de 1897 yılında bu kilise yapılmış. Şimdi girelim kilisenin içine. Bu kilisenin tabii adanın tarihinde önemli de bir yeri var. Ünlü din adamlarından Metodios. Sene 834. İmparator Teofilos iktidarda ve bu adam ikona kırıcı, ikona sevmez bir imparator. Yeni bir yasal düzenleme yapılacak. Fakat bu ikona kırıcı dönemde bir sürü din adamı kaçmış. Bir sürüsü Roma'ya sığınmış mesela. Bu ikona sever olup da halen Konstantinopolis'te kalan bir din adamı Metodios. İmparator Teofilos da bunu çağırıyor saraya. Yeni yasal düzenleme çünkü Kitab-ı Mukaddes'e göre yapılmalı. Neyse, bu adam sorunu çözmüş. Fakat konu ikonolar put mudur değil midir'e gelince bir tartışma, ardından kavga. Ve bunu İmparator Teofilos Metodius'u döverek tutuklatıyor abi. Ve işte buradaki manastırın kilisesinin altında bulunan bir hücreye attırıyor. 7 yıl orada kaldı deniyor ama işte bak şu gördüğün mazgal. Hala var mı bu? Nasıl? Bu yapı var yani, mevcut değil mi? Mevcut, şimdi birazdan da o yapının fotoğrafı gelecek, o hücrenin. İşte buyurun. 2.5'a 3 metre. Burada bir de iki adli suçluyla birlikte tutuluyor. Yani iki hırsızla, hatta biri yaralı. Fakat uzun süre burada kalmış olması mümkün değil. Geri kalan 7 yılı keşiş olarak burada yaşamıştır. Geri kalan 7 yıl diyorum çünkü 843 yılında son ikona kırıcı İmparator Teofilos ölüyor ve karısı meğerse Theodora İmparatoriçe ikona severmiş. Bu keşiş olmuş ilahiyatçıyı buradan çıkarıyor. Konstantinopolis'e geliyor ve adam patrik oluyor. 4 yıl Doğrama Ortodoks Patriği oluyor. Fakat 4 yılın sonunda da vefat ediyor. Daha önce de bahsetmiştik. Adalar bizim alkadrazlarımız. Yani sürgün yeri. Ve buraya sürgüne gelen de kolay kolay geri dönmez. Geri dönen ve iktidara gelen nadir kişilerden Patrik Metodios diyelim. Bu yer halen duruyor.
Evet, devam edelim. Bu kilisenin içi de çok hoş, zengin süslemeli. Yakın zamanda restore edildi zaten. Gördüğünüz gibi karşıda bir ikonostraz istediğimiz ikona duvarı. Despotun makamı dediğimiz, aynı zamanda patriklik makamı olarak adlandırabileceğimiz altın kaplamalı tahtı görüyoruz. Ve bu kubbeli kilise, normalde 1881 yılına kadar kubbeli kiliseye izin çıkmıyor. Ama bu 1897'de kubbe izni alınmış. Haliyle 1881'den sonra bu kubbe izinleriyle İstanbul'da tekrardan minik Ayasofyalar diyebiliriz. Minik derken tabii göreceli, Ayasofya'ya göre küçük Ayasofyalar, merkezi planlı kubbeli kiliseler görmeye başlıyoruz. Eski bir manastır kilisesi üzerine inşa edilmiş, yani kilisesi. Burası ise öğle yemeklerimizi yediğimiz hemen Burgazada da iskeleden indiğiniz sol taraf, yan yana bir sürü restoran var. Hepsi de iyidir diyelim. Öğle yemeklerimizi de orada veriyoruz. Orada da burada bir gezimize de eski büyükelçilerimizden Yalım Erav katılmıştı. Küçük bir grup olarak orada yemek yemiştik. Evet, devam edelim. Faytonlar artık burada da yok. Faytonlar adalardan kalktı. Faytonları almak için koyduk. Bu ilginçtir, bir çınar abi. Anıtsal ağaç diyoruz buna. 620 yıllık çınar. Yaşı tespit edilmiş ve Kültür Bakanlığı'nca anıtsal ağaç. Doğal işte bitkidir, ağaçtır. Bunları tarihi eser diye sınıflandıramıyoruz. Anıtsal kelimesi kullanılıyor. Burgazada da Cem Evi var. Abi çok ilginç. Büyükada'daki de inşaat halindeydi. Şu an en son ne durumda bilmiyorum. Çünkü adalar hep etnik hem de mezhepsel olarak çok zengin. Yani Alevisinden Sünnisine, Ortodoksundan Protestanına, Süryanisine kadar 20 kadar farklı etnik grup ve mezhep adalarda yaşıyor. Bu da adalarda inşa edilmiş Burgazada'daki cemevi. Hemen zaten bir sonraki görüntüde Cem Evi'nin içini görüyoruz. Fotoğraflar da yok ama bunun hemen yanında bir de çay bahçesi var. Burgazada'ya gidecek olanlar için güzel bir mola yeri de olur. Bu hemen gene iskeleye çok yakın, uzak değil. 1-2 dakika mesafede o bahsettiğim anıtsal çınarın hemen arka tarafında. Evet, devam edelim buradan. Tabi adalarda böyle kedi köpek isimleri de koyuyoruz. Adaların bir özelliği var Kasım abi. Kedi köpeğini artık bakamayacak olan bir sürü kişi atlayıp vapuru adalara getiriyormuş. Adalarda nasıl olsa bakılır diye. Aynı adalarda bayağı cins kedi köpek ortalıkta dolanıyor. O zaman çok müşfik bir halkı var hayvanlara karşı. Onun dışında siyasi partiler ve bir takım demokratik kitle örgütleri düzenli olarak adalara geliyorlar koca koca şeylerle. Ellerinde çuval diyeceğim neredeyse kedi köpek mamalarıyla onları beslemek için. İnteresan. Evet, devam edelim. Evet. Böyle çok hoş cins kedi ve köpekleri bulabilirsiniz. Bunu da şey için koydum, mor salkımlar açmış bir durumumuzda. Biz de mor salkımların altında poz vermişiz. Devam edelim. Evet, burası tabii dıştan çok gösterişli bir yapı değil, adanın sinagogu. 1960'lı yıllarda adadaki Yahudi nüfusu da artıyor ve en sonunda 68 yılında izin alınıyor. Ve zengin bir Yahudi vatandaşımız Yakov bu araziyi alıp küçük bir sinagog inşa ettiriyor. Ohel Yakov ismi, Yakov'un çadırı anlamına geliyormuş. Herhalde küçük bir sinagog olduğu için o ismi verdiler, Yakov'un çadırı. Evet, devam edelim. Evet, burada adanın güzel evleri var ama bu ev bir başka önemli. Doktor Spanoudis, Rum kökenli bir doktorun evi. İşte bu doktordan evi daha sonra Sait Faik Abasıyanık için babası Mehmet Faik Bey satın aldı. Bugün bu ev
müze. Sait Faik Abasıyanık Müzesi. Yavaş yavaş içine doğru da gidebiliriz. Sait Faik 1906 Adapazarı doğumlu. 2000'li yıllarda yapılan ve konulan heykeli buraya. Recep Tezcan heykeltıraş bunu yaptı ve koydu. 1906 yılında Adapazarı'nda doğuyor. Fakat iyi bir eğitim alsın diye Kabataş Lisesi'ne yazdırıyorlar. Fakat bir derste Arapça öğretmenleri Seyit Efendi'nin minderine çivi koymuş sınıf. Ve Seyit Efendi'nin 41 öğrenci Sait Faik'i Bursa Erkek Lisesi'ne yazdırıyorlar. Orada iyi bir eğitim alsın. Daha sonra İstanbul Üniversitesi. Orada devam ediyor. Hatta aile Fransa'ya gönderiyor. Grenoble'a gidiyor ama orada da eğitimi tam bitirmeden geri dönüyor. Fakat daha ilk öyküsünü lisedeyken yazıyor. 17 yaşında. Zaten dünyaca ünlü hikayeciler arasına girdi. Amerika'da Mark Twain ödülü aldı. Şimdi evin içine de girelim, devam edelim. Fakat evet, her gittiğimizde muhakkak Sait Faik'in yanında fotoğraf çektiriyorduk. Burada bir duralım. Hemen tam karşıda biraz büyütebilirsek bir fotoğraf var. 1950 yılı olması lazım. Nazım Hikmet yeni hapishaneden çıkmış. Yanında eşi Münevver Andaç. Sait Faik evin balkonundalar. Böyle bir pozları var. Zaten bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra Nazım Hikmet yurt dışına kaçtı. Kaç senesi bu? 50 ya da 51. Şimdi 50 tam, ya da 51. Evet. Yani 12 yıllık hapis hayatından çıktıktan, salıverildikten sonra dostu askere alacak diye gelmiş. Kaçıyor. Evet. Bir Sait Faik çizimi. Kendisi bir sürü ödül de alıyor ve işte 1934 gibi şehrin yaşamından, gürültüsünden, stresinden baktığı için sessiz, sakin bir yer olsun diye ailesi bu evi alıyorlar. Doktor Spanulis'ten. Son 20 yılını da işte yılın ileri kısmı İstanbul'da ama önemli bir bölüm Burgazada da burada yaşıyor. Hikayelerinin çoğunu burada yaşıyor. Halkçı bir hikayeci diye biliniyor. Fakat 48 yaşındayken 1954 yılında karaciğer yetmezliği, sirroz hastalığından vefat ediyor. Ölümünden kısa bir süre önce Darüşşafaka'yı ziyaret etmiş. Orada yetim çocuklara verilen hizmeti görünce annesi Makbule Hanım'a demiş ki anne ben öldükten sonra evi Darüşşafaka'ya bağışlayalım. Aslında yakında öleceğini de biliyor. Öldükten sonra da Makbule Hanım Darüşşafaka'ya bağışladı. Darüşşafaka da buradan bir gelir elde etmeyi düşünmeden burayı müzeye çevirdi. Tek gelirleri bu müzeyi gezmeye gelenler isterlerse Sait Faik'in hikayelerinden satın alabiliyorlar. Hikaye kitaplarından devam edelim. Evinin içinin fotoğrafları var. Ünlü şapkalarından biri gördüğünüz gibi. Ayakkabıları. Devam edelim. Evet, yemek odası. 3 katlı. Çok güzel bir cihan nüması var. Cihan nümadan da buranın cihan nüması çatı katı penceresi gibi çok güzel manzara var. Şu bahçede ilginç bir şey var. Bakın orada kağıtlar asılı, herkes bakıyor. Bunu şimdilik yapmıyorlar ama ilk başlarda böyle bir gelenek vardı. Bu müzeyi ziyarete gelen çocuklar Sait Faik'e mektup yazıyorlar. Güzel olanların da şeyde sergileniyordu daha sonra. Bir plastik koruma içine konup bahçede sergileniyordu. Hatta bu mektuplardan bir iki tanesi var. Çok hoş. Dayanamadım. Fotoğraflarını çekmiştim. Onları da görelim. Hemen bundan sonra geliyor olması lazım. Sen yanımızda olmasan bile biz senin müzene geldik. Seni hatırlıyoruz. Biz bugün gidiyoruz. Seni hatırlamak için kitaplarından alacağız. Şimdilik hoşça kal demiş Deniz kızımız. Devam edelim. 12 yaşındayım ve sizi çok beğendim ve
Çok sevdim. Sizi daha önce duymamıştım ama bu müzeye geldim ve sizin çok ünlü olduğunuzu duydum. Açıkçası kendimden utandım. Ben televizyon, park, kitap ve artık sizi okuyacağım diyor. Son bir mektup daha var. Onu da okuyalım. Devam edin. Son mektup bayağı güzel. Burada da diyor ki sevgili Sait Fahit, ben Rüya 7,5 yaşındayım. Ben seni ilk kez tanıdım. Devam edelim. Merhaba Sait amca diyor. Ben Selen Şahin. Ben belki seni hiç görmedim fakat gene de senin yazdığın kitaptan seni tanıyor gibiyim. Sen ne güzel evde yaşıyormuşsun bir de. Atatürk'e de lütfen cennette selam söyle. Seni çok seviyorum. Rüyamda görüşürüz demiş. Evet, devam edelim. Bu da Sait Fahit'in hemen müzenin girişinde yazan sözü. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Zülfü Livaneli'nin de bir şarkısının bu sözlere beste yapmıştı. Bu işte bahsettiğim o Cihan Nüma'dan görüntü. Şu Cihan Nüma dediğimiz de en üst kattaki küçük bir oda. Evet. Burası gördüğümüz Burgaz Adası'nın 1953 yılında yapımına başlanan ve 54'te biten, eskiden Burgaz Adası Fetih Camii deniyordu. Şu an sadece Burgaz Adası Cami deniyor. Biraz bu şey projelerinden, 1953 yılı Fethin 500. yılını kutlama projelerinin bir parçası diyebiliriz. Buraya bir cami inşa ediliyor. Fakat cami dışarıdan oldukça yavan, fakat içine girersek daha sonra Kütahya çinileriyle süsleniyor. Ve bu cami diyebiliriz ki İstanbul'un en güzel iki manzaralı camisinden biri benim bildiğim. Biri Beşiktaş'ta, hemen çırağının arkasındaki Yahya Efendi Mescidi Cami, onun manzarası güzel. Bir de şimdi göreceğiz, bunun manzarası çok güzel. Devam edelim. İşte bu. Karşıda gördüğünüz de Kaşık Adası, Dinçgök ailesinin adası. Yani camide namaza durdun mu manzara bu. Evet, devam edelim. Evet, burada artık Gönül Caddesi'nde ilerlemeye başlıyoruz. Biraz böyle adanın güzel evlerini göreceğiz. Devam edelim. İşte bu abi, bu iki zevk çok önemli. Nicola Andriomenos. Hemen Gönül Caddesi, yani Burgazada ana caddenin bir üstünde bu ünlü bir fotoğrafçı. 19. yüzyılda aslında ilk ünlü fotoğrafçılar Rum kökenli dönmeler, Abdullah biraderler. Bu onların yanına giriyor Nicola Andriomenos. Abdullah biraderler Beyoğlu'na taşındıklarında Sultanahmet'teki fotoğraf dükkanı bunlara kalıyor. Ve bu o dönemin bir sürü ünlüsünün fotoğraf hocası oluyor. Bunlardan biri de son sultan Mehmet Vahidettin, henüz şehzadeyken bu fotoğrafçının öğrencisi olmuş. Onun dışında evet, o da bir süre sonra Beyoğlu'na taşınıyor ve saray fotoğrafçısı. Saray fotoğrafçılık olarak devam ediyor. Bir ilginç hikaye daha var. Tabii çok ünlü bir fotoğrafçı olduğu için özel dersler veriyor Ekabir takımına. Mustafa Kemal Paşa da deniyor ki İşte okul mezuniyeti için gereken vesikalık için Nicola Andriomenos'a, saray fotoğrafçılığa gidiyor. Adanın en ünlü şahsiyetlerinden diyebiliriz. Evet, devam edelim. Bu da aslında orijinal bir ev değil, Vasilidis evi diye geçiyor. Fakat orijinal ev yıkılmış, yerine kolonyal tarz dediğimiz bu sütunlu, geniş balkonlu ve verandalı evler. Bu kolonyal tarz 1940'larda bizde inanılmaz moda oluyor. Zaten adalardaki bir sürü tarihi ahşap ev buna dönüşüyor. Bu da güzel örneklerinden biri. Şimdi Gönül Caddesi'nde ilerliyoruz ki Gönül Caddesi hem Kınalı'ya ve hem İstanbul'a bakan en güzel cadde. İşte bu
adaların en zenginlerinden biri Simeone Sinyasoğlu. Bu adam Kınalı Adadaki tepede Roman Diyojen'in gömüldüğü Hristos Metamorfozis Manastırı'nı yeniden inşa eden adam. Burgazada da iki köşkü daha var. İstanbul'da köşkleri var. Nereden geliyor bu değirmenin suyu derseniz, Osmanlı ordusunun Osmanlı döneminde müteahhit. Aynı zamanda da mübayağı sorumlusu gibi, yani tüm gıda ihtiyacına kadar karşılayan kişi Simeone Sinyasoğlu. Kınalı Adaya giderseniz yukarıdaki Hristos Metamorfozis Manastırı'nın içine girme şansınız olursa adamın orada büstü var. Hem de büstün arkası altın mozaik kaplamalı. Adanın en gösterişli evlerinden. Fakat şu an ailenin torunlarında değil. Bu evler daha sonradan el değiştirmiş diyelim. Devam edelim. Evet. Tabii bu özellikle Burgazada da tüm evlerin hikayesi yok ama ya da biz bilmiyoruz. Güzel olanları böyle aldım. Devam edelim. Evet. Cumbalı evler mi? Cumbalı, evet. Cumbalı evler. Ha, bu ev de önemli. Bu evde satın alan kişi, daha sonra yaptıran değil ama Aziz Haydar diye bir hanımefendi. Çok ilginç bir kadın. Erenköy'de aldığı bir konağı kız okuluna çeviriyor. Bu okulun kendisi müdüresi oluyor, hem öğretmeni oluyor. Şey başladığında, milli mücadele başladığında ise bütün o savaş boyunca gönüllü hemşirelik yapıyor. Daha sonra da zaten kendisi Burgazada mezarlığında gömülmüş. Ev şu an daha sonra satılmış, başka birine geçmiş. Evet. Zaten orijinal evde değil diyelim. Devam edelim. Evet, bu Gönül Caddesi boyunca Çankaya Caddesi gibidir. Bergerler Evi deniyor ama tam onun dışında başka bir bilgimiz yok. Bunların hepsinin manzaraları çok güzel. Devam edelim. Peki, böyle ilginç böyle tarihsel olayı olan şahıslarla ilişkili ev var mı başka? Var, bahsedeceğiz. Gene güzel bir ev diyelim, devam edelim. Evet, bu da başka bir hoş evimiz. Evet, bu evin var. Bu evde Berberyan ailesinin evi burası. İki ünlü kişi var. Tabii ben bunları tanımıyordum ama sonradan araştırınca öğrendik. İstepan Berberyan ve oğlu Arto Berberyan. Arto Berberyan ünlü bir tiyatrocumuzmuş. Hem oyuncu hem yönetmen. Zaten diyebiliriz ki Osmanlı dönemiyle birlikte tiyatro Ermeni vatandaşlarla birlikte başlıyor. Fakat baba İstefan Efendi'nin bir özelliği var. Henüz Osmanlı dönemi en ünlü, dünyaca ünlü bir rakı markamız var. Bilecik. Onun üreticisi. Hatta Bilecik rakısı 1922 yılında Paris'te uluslararası bir yarışmaya katılıyor. İşte alkollü içkiler arasında ve kendi alanında altın madalya alıyor. Yani uluslararası planda altın madalya almış tek rakımız Bilecik rakısı. Herkes anlata bitiremiyormuş o zamanlar. Fakat o fabrika tekerle birlikte kapanmış ve herkes de sorarmış. Ya bu işin sırrı nedir? Bu nasıl bir şey? Paris'te orada bütün diğer markaları geride bırakıp nasıl altın madalya aldım? İstepan Efendi de özce şey demeye çalışırmış. Ben malzemeden çalmam. Yani ne gerekiyorsa en iyisini kullanırım. Dermiş bu köşkte yaşayan İstepan Efendi. Evet, devam edelim. Ailenin sadece ismi var. Çivicioğlu diye bir Rum aile yaptırmış evi zamanında. Devam edelim.
Burası Burgazada öğretmen evi. Bu hakikaten en güzel manzaralı evlerden biri. Ayşe Güvenç diye bir hanımefendinin evi. Fakat bu kadın ölümünden önce bu evi bağışlamış. Herhalde Milli Eğitim'e bağışladı ki daha sonra burası Burgazada öğretmen evi oldu. Evet, devam edelim. Evet, bu da güzel evlerden biri. Ve 3 çam görüyoruz bakın burada. Evet. Bu da bir başka manastırı adının Aya Yorgi Garibi Manastırı. Zamanında Garipler Manastırı diye bilinmiş adından dolayı. Ama Garibi aslında garipten gelmiyor. Garibi ya da Karibi diye bir aile bu manastırı yaptırmış ve adını vermiş. 1724 yılı. Fakat ondan önce burada bir manastır daha varmış. O manastırın kalıntıları üzerine yapılmış bu manastır. Hem kilisesi var hem inziva odaları var. Bir sonraki fotoğrafta kiliseyi göreceğiz sanıyorum. Evet, bakın önde inziva odaları 1724'te kalan, 1724'ten günümüze gelen. Arkada ise 1894 depreminden sonra yeniden inşa edilen kilisesi var. Çok güzel bir kilise. Tabii bu manastırlar artık manastır olarak faaliyette değil. Biz bir adaya gittiğimizde bu manastırın hemen önünde de deniz var. Bu manastırın önünden geçerken bir baktık manastırdan mayolu birileri çıktı denize girdiler. Ya dedik biz, bir reform mu oldu acaba böyle? Hani manastırdan tabii insan şey bekliyor. Rahip ya da rahibenin çıkacağı. Meğerse bu manastırlar Heybeliada'daki dahil yazlık olarak kiralanıyormuş yazlıkçılara. Yani otelde sıyıp kiralanıyor. Hemen önünde zaten eğer tabii bu günleri yaşamasaydık orada kiralamalar başlayacaktı. İşte 10 günlük, 15 günlük bir haftalığına kiralamak mümkün. Aya Yorgi Garibi Manastırı. Evet, devam edelim. Ve işte o 3 çan bahçesine girmiştik. 3 çanın ortasında. Ben şey zannediyordum. Bu üçünü bir ipe bağlıyorlar. İpi çektiğin andan itibaren üst üste binen notalar olarak, yarım nota olarak bir melodik ses veriyor zannediyordum. Yani diling diling blong falan gibi. Meğerse öyle değilmiş abi. Her bir çanın sesi manastırdaki keşiş ya da keşişeleri başka bir ayine ya da yemeğe ya da başka bir şeye çağırıyor. Her duanın çanı başkaymış. Evet. Oradan. Nasıl? Çıktık. Buradan adanın artık arkasına doğru ilerliyoruz. Yerleşimin az olduğu yere doğru. Biraz önce gördüğümüz ahırlardı. Bunlar da atlar. Yani o faytoncuların atlarının ahırlarıydı burası. Bunlar da atlar. Bir sonraki, burası ise adanın en ünlü iki koyundan biri. Abi Marta koyu. İki tane fotoğrafı var arka arkaya. Çok hoş bir koy. Bugün dünyanın her yerinden gençler buraya kamp kurmaya geliyorlar. Ya mesela Temmuz Ağustos ayında burada bilmem kaç tane dil konuşuluyor. Burada da zaten belli belirsiz o çadırları görüyoruz ama Temmuz Ağustos'ta çadır doluyor. Hatta adalılar daha bile şikayet ediyorlar. Doğal akustik sebebiyle inanılmaz bir gürültü yukarılara, evlere doğru geliyormuş. Marta koyunun ilginç bir hikayesi var. Madame Marta. Mersin'den göçüp geliyorlar. Ortodoks Hristiyanlardan. Babası Sümerbank'ta müdürlük yapmış. Böyle seçkin bir aile. Burada bir Ermeni vatandaşımızla evleniyor ve Burgazada'ya yerleşiyorlar aslında. Hani adalarda hem yazlıkçılar var hem de bütün sene oturanlar var demiştik. Bu Madame Marta ve kocası bütün sene oturanlardan. Bu koyda Madame Marta çıplak denize girermiş. Hatta anadan üryan deniyor. Haliyle burada çıplak denize girince
burada başkasının denize girme, hele o dönemleri düşün, şansı da pek olmuyor. Bu Madame Marta Doğan'ın kızıymış. Bir deniz kızı. Denizde bırakmış. Fakat akşam üzeri de olmadan, yani kocası İstanbul'dan işten eve dönmeden eve döner, takar, takıştırır, makyajını yapar ve böyle oldukça renkli bir elbisesi, takılarıyla kocasını karşılamaya Burgazada sahiline, iskeleye inermiş. Çok renkli bir kişilik. Hatta Türkiye'nin ilk balerinlerinden, o 1917 devrimi olduğunda oradan bayağı bir Rus kaçıyor. Kaçanlar arasında bizde ilk bale dersleri veren bir Rus bale hocası da var. Ondan dersler almış. Zaten biraz önce gördüğümüz o Ayyorgi garibi manastırı da zamanında beyaz Ruslar için barınak olarak kullanılmış. Ve hatta o yüzden de yangın çıkmış aslında. O manastır yeniden restore edilmiş. Fakat Madame Marta sürekli bu koyda denize giriyor. Fakat 60'lı yaşlar, yani 80'li yılların başında son bir defa denize giriyor ve bir daha dönmüyor. Haliyle Burgaz Adalılar onun anısına buraya Madame Marta koyu dediler. Hem güneş batışı mı? Buyur abi. Bir şey diyeceğim. Daha ne kadar vaktimiz var? Yani beyan ne kadar daha söylemek istiyorum. Bitirmek üzereyiz abi. Öyle mi? Evet. Bu son hikaye çok ilginç tabii. İyi oldu. Evet. Evet, evet. Bu gerçek bir hikaye. Zaten bir sürü yerde yazıyor. Hatta bir Ermeni kadın yazarımız, şu an bir de ismini hatırlayamadım, kitabında Madame Marta'dan bahsetti. Adanın artık yürüyerek ulaşılacak en köşe, en son bölümüne. Aslında yürüyerek daha devam eder ama faytonlar en azından buraya kadar geliyordu. Kalpazanka'ya, ikinci koyu. Burası da çok popüler bir yer. Buraya da yüzmeye geliniyor. Burada da, şimdi şurada duralım, bir kere Yassıada manzarası var. Gerçi burada çok yakın çekim vinçleri falan görüyoruz. Yassıada biliyorsun orası kongre merkezi olacak diye bir sürü inşaat yaptılar. En son durumu da nedir onu bilmiyoruz. Ama tabii uzun yıllar bu vinç görüntüsü olmadan hem Yassıada hem bir sonraki fotoğrafta göreceğiz Sivriada manzarası var. Yani adaların gene en güzel manzaralı yerlerinden biri. Tam bu Kalpazanka'da da bir restoran var. Adaya gelenler mesela gezer, eder. En sonunda da o restoranda oturur, bir kahve içer ya da bir yemek yer. Burada gün batışı muhteşem olur ki bu da zaten farkındaysan gün batımına doğru çekilmiş bir fotoğraf. Biz bu Kalpazanka köyüyle ilgili şöyle bir şey anlatıyorduk. Cumhuriyet'ten sonra İlk kalp sahte paralar burada basılmış. O kayalık da var ya orada. Bunun için Kalpazanka'ya denir diyorduk. Böyle çok hoş bir hikaye, kendimiz de beğeniyorduk. Fakat sevgili arkadaşımız Hayati İnaç, o adadaki mekanları, arsaları sigorta şirketi haritaları üzerinden araştırıp buluyor kime ait olduğunu. Bir baktık ki bu arazi, kayaya kadar inen arazi aslında Kalpazanka'ya diye bir ailenin arazisiymiş. Yani orada kalp para basıldığı falan hikayeleri, güzel uydurulmuş hikayeler. Aslında bunları da küçümsememek lazım. Bu da düş gücü. Edebiyat. Böyle bir şey işte. Abi en son fotoğrafımız da bu. Genelde Burgazada çok güzel bir görüntü. Evet, burada gün batırdınız mı şu görüntüyle batıyor işte. Tadına doyulmaz bir manzara. En son fotoğraf olarak da ben bunu düşünmüştüm Burgazada için. Çok güzel. Evet. Vallahi adaları bu şekilde geziyoruz. Gezdik daha doğrusu. Aşağı yukarı getirdik sen bir tane kaldı. Evet. Burgazada da
enteresan şeyler var. Ben birkaç sefer gittim. O tepede herhalde Kalpazankaya'ydı. Yemek yedik orada. Kuyu kebabı falan yapıyorlar. Tabii kesinlikle. Meşhurdur hatta o. Evet. Kuyu kebabı yapıyorlar orada. Kesinlikle. Manzarası çok güzeldi. Muhteşem. Ondan sonra. Yani bu çok da eski değil yani. 5 sene evvel falandı benim şu an gittiğim. Doğru. Halen faaliyette zaten orası. Sakin. Fakat çok dışarıdan yerleşim var orada. Yani evet. Göç var yani. Evet evet. Esnaf, işte servis insanları, lokantalar, satıcılar vesaire biraz şey olmuş. Kozmopolit hemen hemen değil mi diyeyim. Hemen hemen bütün adalarda yaşanan o. Yani. Şu an ne bileyim mesela eskiden adanın esnafı da, faytoncusu da hammalına kadar gene o adada oturanlardan olurmuş. Yani çok başta fazla Müslüman olmadığı için Rum olurmuş, Ermeni olurmuş. Gene o cemaatlerden olurmuş ama şu an tabii artık yok ama faytonculuk olsun, esnaf olsun o göçle gelenlerin eline geçti. Yani bir el değiştirme yaşandı orada tüm adalarda. Yine de adalar güzeldir. Nefes evet, aldığımız yerler. Oldu, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Eksik olmayın.